Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden Steel Skylines Kalfalık serimize bu güzel görüntüyle devam ediyoruz. Şimdi gece yaptım. Elektrik konusunda biraz müdahalelerde bulundum. Petrolden üretilen e, elektriğe geçtim birkaç yerde. Hemen bir bakalım öncesine de bir sorun şu anlık. 2068 üretiliyor. Yok bir sorun yok bakın. Önden 2010'a düştü. Tabi düşecektir bu zamanla. Biraz daha bir e, gece olsun da. Gece hayatına bakmak istiyorum şimdi. Bakalım bir. E, müşteri bulamıyor şunlar. O yüzden böyle oldu. Oteller müşteri çekemiyorlar. Turizmde birazcık durumlar iyi değil. Ama diğer eğlence sektöründe iyi gibiyiz. Tamam elektrik konusunda bir sıkıntı olmadı. Ben size şimdi gece bir göstereyim nasıl göründüğünü. Geceleyin. E, limanlarımız nasıl görünüyor. Bakın eğlence merkezlerimiz şöyle görünüyor. Çok güzel abi. Şöyle baktığımız zaman şehri görüyorsunuz değil mi? Abi şehir mükemmel duruyor. Bir de bak şöyle bir gösterelim. Gerçekten çok ayrıntılı bir şehir. Yani gecenin ışıklar daha çok belirdiği için yani ışıkların daha böyle ayrıntılı görülebildiği için şehrin böyle e, ne kadar çok kalabalık olduğunu, ne kadar çok böyle insanların yaşadığını görebiliyorsunuz. Şöyle baksanıza babacım, gerçekten iyi duruyor. Şu yaptığımız sahiller hatırlıyorsanız. İlk başta biraz yavaş ilerlesin olmazsa şöyle Biz de bakalım Bizim o e, Hep su alan taraf burası mıydı Burası neresi lan geceliğin biraz gözüme farklı göründü burası da Ha şurası tamam İlk yaptığımız yerlerden bir tanesi hava fişek atıldı ben dedim bir şey mi oldu Bunlara şey yapabiliyoruz mu? Ha. First person kamera olmuyor bunlara. Tamam. Dedim oluyor mu acaba? O modla gelen bir şeydi herhalde. Bunda olmuyor. Yani mod olmadığı için modu. Pek fazla modumuz yok ya. Modumuza değiliz yani. <laughs> Abi çok güzel durmuyor mu? Gerçekten. Şehir. Bir başka duruyor. Şöyle bir geçelim. Şu yaptığımız özel binalar. Bir tanesi burada. Şöyle geldiğimizde. Gece hayatının olduğu yer. Canlı bir yer. Futbol sahamız. Diğer mekanlarımız şu düzenli yaptığımız ya. Oo burası da gerçekten geceliğin güzel duruyormuş. Şu düzenli yaptığımız binaları bir görmek istiyorum. Burası da muazzam duruyor. Aa mükemmel bir gece hayatı. Allah mükemmel bir gece hayatı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok düzenli bölgemizi tam göremedim. Bizim hani bu uğraştığımız bir yer vardı ya. Havalimanı. Burada. Şurada bir yerde olması lazım. Heh şurası. Abi bak düzenli nasıl belli oluyor, değil mi? Nasıl kendini belli ediyor. Allah. Elektrik sıkıntı var mı? Yok. Tamam çok güzel süper. Şimdi tabii ki elektrik çok fazla yaptığım için birazcık masraflı oldu ama sorun yok. Hallederiz şimdi. Bu da gece hayatımızın olduğu yer. Birazcık işte üzerine düşmek lazım oranın zamanla. Dolacaktır yavaş yavaş. Otellerimiz. Şöyle. Bir screenshot alayım buradan. Tamam. Tamamdır. Şimdi hemen günüz yapalım ve devam edelim oynamaya. Bu bölgede e, insanların yürüyebileceği bir yer yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde. Hemen şu elektriğe müdahale edelim. Elektrik fazla gelecektir. Tamam. Şöyle yaptık. Tamamdır. Şimdi dostlar ee, tamam. Bazı sorunlar hallolmuş gibi burada. Yavaş yavaş da e, binalar olmaya devam ediyor. Hala daha şey isteniyor. E, ev sektörü isteniyor gibi. E, aşağı yürümeleri için. Çok insan yürüyor mu burada? Bakalım şöyle bir. Mekanlarda insanlar yürüyor mu? Yani çok fazla insan göremedim ben. Genelde turistler gelecek buraya. Şimdi turistlere için taksi hizmetleridir. Atıyorum işte ee, normal şey hizmetleridir yapmamız lazım. Otobüs motobüs de yapmamız lazım burada. Ee, daha sonrasında aha gelmeye başlamışlar. 55 kişi gelmiş. Bunlar turistler olabiliyor. Bir de havalimanı yapacağız. Havalimanı belki bir dahaki bölümde mi yapsam acaba diye düşünüyorum da. 41 bin oldu. Nasıl yani bir yanlış çıkabildi böyle? Acaba turizmden mi kazanıyoruz? Var mı şunlara uğrayan? Az da olsa var. O gelen var bak bunlara. Vay be. Fakat biz şu an nereden kazanıyoruz abi? Ben onu anlayamadım. 47 bin, 286 bin, 14 bin, 10 bin, parktan 4 bin. Allah Allah. Bir anda nasıl böyle yükselebildi? Garip. Çok garip. Bir kişi şey söylemişti bana. Çok fazla eğer elektrik ve su şey yaparsan dedi. Ve şeyi azaltırsan diye söyledi. Biz şimdi azalttık ya elektriği. Buraya getirdik ya çok fazla yaptık. E fazla yaptığımız için e, yüzdesini fazla kullanmamıza gerek kalmadı. O yüzden belki yükselmiş olabilir. Böyle bir yöntem varmış galiba. Zorlamıyorsunuz hani bu sefer e, tesisleri. Zorlanmayınca da çok fazla para harcamıyormuş sözde. Acaba denesek mi? Şu pompaları bir yapalım. Pompaya ihtiyacımız var şimdi yani. Böyle 3 tane pompa koyacağım. Bunları yakın yapalım şöyle. Elektrik lazım bunlara. Bir de şunları koyacağız. Bunları da buna ya. Heh, aç şunu. Buraya koysak olur mu? Olur bence. 3 tane bundan koyalım. şeyi bağladık mı? Sularını. Bağlamamışız. Güzel. Tamam. Bağlantımızı da yaptık. Şimdi azaltabiliriz. Bakalım. Nasıl değiştirecek mi acaba? Biraz da azaltabilirim. bayağı fazla fazla yapmışım yarın. Güzel. Böyle kalsın şimdi. Yeterlidir. Yeterlidir abi. Sorun yok. Eee artık şehrimiz doldu yani pek fazla bir yer kalmadı bundan sonra genel rütuşlarımızı yapmaya devam edelim böyle birkaç şey değiştirelim Oyun da kasmaya başladı gayet normal çok fazla nüfus oldu abi şimdi 150 bin yaklaştık artık yeter yani Artık yeter şişti yani bu şey ee, Şehir Bir de uğraşamıyorum hani oraya mı gideyim buraya mı bakayım onu mu yapayım bunu mu yapayım derken Kafalar baya bir karışabiliyor ister istemez o da gayet normal. Şu şey verebilirim aslında. Elektrikliyi buraya verirsem iyi olur. Diyorum ki insanlar geliyor mu buraya? Yani i̇nsan göremiyorum pek fazla ya. Şurada yüren insanlarımız var da. Burada da pek fazla insan yürümüyor. Garip. Şimdi şu elektrikli şeylerimizi şuraya yapalım be. Ee, onun içinde. de... Bu taraftan verebilirim. Aslında basit bir yöntemi var. Buradan verirsem onları ulaştırabilir miyim diye düşünüyorum. Buradan veremiyorum. Çok güzel. Hmm. Acaba diyorum ki bunu şöyle mi yapsak? Bu yolu normal araçlarla kullanabiliyor diye bir durumda. Otobüslerle kullanabiliyor diyebiliyorum. Veya hatta şunu mu yapsak öyle? Yapalım bunu ya. Bu blok çok insan kullanmıyor. O zaman bunu çift yönlü bir şey yapalım. Bu da şu. ha şundan yapalım. Tamam, buradan bağlarız bir şekilde. Ee, dönüşü de Bu taraf devam et sen. Devam et, devam et, devam et. Hmm. Buraya gelme ama tamam mı? Orası çünkü biraz karışık gibi. Çok otobüs olur ya? Çok fazla geliyor buradan araçta. Oradan korktum biraz ben. Ee, buraya kadar gelsen buradan gider insanlar sonuçta. Ulaşırlar yani bu taraftan. Çok da irdelemenin bir alemi yok bence. Değer konusunda ne alemi? Biraz değeri arttırır da. Yani gelsen olur. Bir bakalım deneyelim nasıl olacak gelirse bu tarafa. burada da durursun bu tarafa dönüş yap olmazsa şöyle bir dönüş yaptıracağım sana tamam buradan da bu tarafa ulaşım sağlarız. hiç olmazsa ee, burası niye böyle oldu çünkü orayı yapamamışız çok güzel hemen orayı değiştirelim Şimdi oldu. Lamba falan koymadın değil mi bir yere? Trafik akıyor da otobüsler geldim birazcık az da olsa etkileyebilir. Şimdi yeni yeni olmaya başladı ya biraz burası. Yeni olduğu için her zaman gibi e, aşırı derecede araç geliyor. O da gayet normal. Anormal bir şey yok onda. O zaman duraklarımızı artık oluşturmadan önce yolumuzu bir yapmamız gerekiyor. Yolu da buradan vereceğimi söylemiştim. Çok basit bir yol çekebiliriz. Vallahi güzel çekildi. Gayet iyi oldu. Şöyle geldiğimde olacaktır. Tamam. Direkt verebilirim. Nerede var şimdi ben? Duraklarınız ne tarafta? Şuradan aldım. Bir şuraya verdim. İki buraya verdim. 3. 4 olmadı. Bir de burada vereceğim. He. Tamam. Şimdi duraklarımızı yaptık. Orada ışık var ama. yürüyüş yollarımızı yapalım. Karşıya vermemişim galiba. Vermemişim. Yok vermişim. Şuraya vermişim. Tam önemli değil. Orası olsun. Çok da önemi yok onun. Ee, şu karşıya yalnız biraz zor veririz. <laughs> yürüyüş yolunu da elimizden geleni yapalım. Allah çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Biraz şöyle yapsak. Olmaz öyle. Anca böyle gelmeli ki. Böyle olsun. Evet, böyle bir şey yaptım. Direkt e, bir de şurada niye bağlantı olmadı? Öyle olsa daha iyi olacak. Tamam. Karşılıklı bağlamış olduk. Birbirine bağlandı yollar. Şimdi diğer durağımıza bakalım. Neredeymiş o? Diğer durağımız da burada. Hemen buradaki yolumuzu da yapalım. Hızlı bir şekilde. Önce şöyle geldim. Sonra böyle geldim. böyle yükseldim. Tamam. Burası da bağlandı. Direkt o taraftan ulaşabilecekler duraklara Diğer durağımız ise Bu tarafta var Hemen o durağımızı da yapalım ya Bu da farklı bir yerde ya Şu yolu acaba birleştirsek e Karşıya geçemezler ki işte karşıya geçme sorunu var Onu halledemezler Öyle bir yere durak yapmışız ki biraz farklı olacak. Birincisi bu. böyle bağlandın. İkincisi buradan da buraya bağlayacağım. Hem buraya hem buraya. Heh. En azından karşıdan karşıya geçebilecekler. Tamam. Onu da ayarlamış olduk. Ee, onu da kullanın. Yollara bulaşmayın. Daha sonrasında bir de bu tarafta bir durağımız vardı. Bu tarafa da o baya insan gelmiş. Güzel. Bir şöyle yapalım. Bir. Ee, i̇kincisi biraz zor. Asıl zor değil de. Şöyle geliyorsun. Buradan geliyorsun. Önceliğin bir dakika. Şöyle bir gel. Daha sonra bir de şöyle gel. Tamam. Bu da diğer duraklarımız. Bir de karşı alanlı bir şey yapalım. Birleşme yapalım buradan. Bu elektrik direklerini de ayarlamak lazım. Heh. Tamam, şimdi oldu arkadaşlar. Direkt bir bağlantı sağlamış olduk. İnşallah trafiğin içinden geçmezsiniz. Gerçi çok fazla bir otobüs görünmüyor. Çok otobüs görünmüyor. Duraklarda biraz insanlar başlamış beklemeye. Biraz da olsa başlamışlar. Aslında şöyle bir tane hat çekebilirim de. Yürüyüş yolu yapalım alt tarafa doğru. Ee, rahat rahat insanlar yürüsünler abi. Ama yaparken tabii birazcık şey vermek lazım şundan bunu vermek de çok zor oyun kasmaya başladı çok ya 3060 ekran kart aldım ama bu oyunda bir sıkıntı var. Motorunda sıkıntı var yani. Biraz şeylerine baktım. Benchmarklarında 3080 Ti'de falan bile kasıyor belli bir süreden sonra. Nüfustan sonra. Oyunun genel olarak bir e, sorunu var. Artık buradan yürüsünler. Yapacak bir şey yok. Onu ayarlayamıyoruz. <laughs> Aslında buradan şöyle bir yol yapacağım da. He, bakın böyle oluyor işte. Bu mantıklı bir yol. Böyle doğru bağlanın. Aslında öyle bağlayabiliriz. Bak burayı kullanmaya başladılar. Çok çok güzel. Yani şöyle bağlayabiliriz. Evet, gayet de mantık abidesi. orada sıçtık. Şöyle bir şey yaptım. Onu da kullansınlar artık. Ne yapayım yani. Ama baya baya kullanmaya başladılar. Güzel. Bir de buradan verelim. Bu yürüyüş olur önemli. İnsanları hızlı bir şekilde sevk ediyoruz hiç olmazsa. burayı da kullansınlar. ne yapayım artık <laughs> yapacak pek fazla bir şey yok Ben daha ne yapayım yani bir de bir şey diyeceğim ee, videoları artık kısa yapacağım ee, uzun videolarda izlenme oranları çok düşük oluyor yani şöyle düşük oluyor tam izliyorsunuz da ee, etkileşim oranı çok az ee, mesela bir saate yakınsa atıyorum 10 dakika bir etkileşim etkileşim denen bir şey var bu YouTube'da arkadaşlar etkileşim kadar çok fazla olursa hani dakika Oran ne kadar çok fazla olursa o kadar video önerme şansı daha fazla oluyor YouTube'un Ama uzun videolarda izlenme oranları daha düşük oluyor emin olun Çok böyle uzun izleyen insan var da çoğu da izlemiyor O şekilde Ama kısa oldu mu eğer kısa videoda daha çok şey yapabiliyorsak Bu daha çok izleniyor oranı artıyor Atıyorum 50 dakikalık videoda 10 dakika bir ara varsa işte izlenme oranı arası varsa Kısa bir yılda da 15-20 dakikaya falan çıkabiliyor Bu önemli bir şey yok abi, Turizmde iş yok ya <laughs> Bence şey lazım Havalimanı falan olsa belki olur Bakın burayı da kullanmaya başlamışlar Demek ki Turist geliyor abi buradan da, Şey yok müşteri yok Müşteri yok diyor Yeteri kadar İnsan da yok şimdi insan da lazım yani e, ev de gerekiyor bize. Gürültü yiyor mu bunlar? Tabii ki de yiyor. Bu sorun mu yani şimdi? Böyle bir soru olamaz değil mi? Burada ışık varmış. Belli. Hemen kendini belli etti orada. Anında belli etti kendini. Şimdi arkadaşlar, e, buraya ben birkaç ev daha yapacağım ama şuradan e, diyorum ki bir yol daha mı çeksem acaba bölsem mi burayı yoksa bu yoldan devam etse mi? Bu yoldan e, devam edelim bence müstakil evlerimizi yapmaya. Önce bir hat çekeceğim şöyle. Etrafını çevirmek istiyor. Bir de şu an bir e, şu otobüslerin yollarını veririz. Güzel de olur. Daha sonra işte e, buradan yine düz bir hattan çekelim. Hatta şöyle yapsak mı ya? O da çok meşakkatli olur ama güzel de duracak gibi duruyor. Bilmiyorum da. Şöyle veya bence şerit çizelim burada. Şerit yapmak daha iyi olacak, daha random olacaktır. Aynen, bu daha güzel oluyor. Oraya gelebiliyor mu acaba? Böyle çıkabiliyor, çok abes durur ama orada ya. Neyse, böyle devam etsin. Şuradan veririz yolu olmazsa. Evet. Bir randomluk oldu burada. Tamam. Bir de şöyle bir randomluk yapalım. Olmadı burada ya. Şey engelliyor. Şunu engelledi. Hiç boşuna yapmayalım o zaman. Ee, oradan ha birleşiyor. Oradan gelsin. Ee, evet. Şimdi... Şöyle bir şey yapalım. Arkalara doğru biraz bu şekilde gelebilirler. Tamam. Şimdilik şeklimiz bu olsun. Gayet de kullanışlı bir yer oldu gibi. Hemen şöyle evlerimizi yapmaya devam edelim. Burada müstakil evler, evler daha güzel olacaktır. Turistik mekan hiç olmazsa. Büyük evler olmayacak. Şöyle yapma şansım var mı? Yine polis merkezidir, şeydir koyacağız. Çünkü her tarafta lazım artık bundan sonra. Ee, hemen bir tane polis merkezi, sağlık ocağı, mezarlık da lazım olacak. İtfaiyemizi de karşılarına koyalım. Mezarlığımızı iki tane koyacağız. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada olsun. Bunları da koyduğumuza göre hemen suyunu verelim. Bir de elektrik lazım bunlara da. Onla nasıl Tamam onlar zamanla olsunlar. Oldukça da potansiyeli arttıracaklardır. Otobüsleri de kullanmaya başlamışlar insanlarımız. Gayet güzel. Genelde şurada insanlarımız var. Bayağı bir. Allah, çok güzel. Evet şimdi e, insanlar gelmeye devam ediyor. 150 bine çok az kaldı. Zaten hedef 150 bindi biliyorsunuz. Buraya çöpçün niye gelmiyor? Aslında çöpçünün gelmesi lazım. Niye gelmiyorsun? Allah Allah. Hedef 150 bindi. Ona da ulaştık. Yani pek fazla hedefim kalmadı oyunda artık arkadaşlar. Bitirebilirim yani. 150 binlik bence e, iyi bir oran. Belki e, devam edebilirim. Bakarız duruma göre. Birkaç yapacağımız şey kaldı. Hani Eiffel Kulesi'ni falan koymak istiyorum. Özel binalarda. Şunu koyacağım. Özgür, özgürlük, özgürlük heykelini de koyacağız. Bu denize konmuyor mu bu? Ada gibi bir şey mi koyacağız acaba? Normalde e, direkt koyulabiliyor herhalde böyle. Yo. Road side tamam yola koyuluyor. Doğru. Yani bunu bir şey koyarız, işte bir kara parçası yaparız. Onu tam buraya buradan bir yere falan koyabiliriz. Bakarız duruma göre. Ama onu çöpçünü falan gitmesi lazım. O biraz kötü işte. O biraz kötü. Şey gelişiyor mu? Burasının az kalmış. O oh. çok az kalmış. Birkaç tane daha koyalım. Geliştirelim abi bunu parkı. Hazır. Gelişiyorken devam etsin. Biraz daha insan gelsin. Tamam. Daha da fazla insan gelecektir şimdi buraya. Evet, evlerimiz olma devam ediyor. Ama burada boşluk yok mu başka? Ha. Tamam. Daha da fazla yapmam lazım bunların da. Böyle küçük de olsa birkaç yere koyalım. Madem ihtiyaç var. Şöyle azar azar koyuyorum çok etkilemeden. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunlar zamanla doldukça e, burada şey oluşacaktır, potansiyel oluşacaktır. En azından nüfus da gelmeye başlayacak, yavaş yavaş. Bunlarla beraber gayet iyi oldu. Çöp sorunu hala devam ediyor. Aslında yolla birleşiyor. Bu da e, çöpçüler mi uğramıyor buraya? Ben onu anlayamadım. Bir tane çöpçü yeri yapalım olmazsa şuradan bir yere. Hatta şöyle yapalım da. Şuraya doğru yaparsam daha iyi olacak. İki tane koydum oraya. Bunlar şimdi su ister. Elektriği de bağla. Tamam. Direkt çöpçüler bu tarafa gelsinler. Bunu da ayarlamış olduk. Şey ne durumda? Parkımız ne durumda? 9500 az kaldı az. Evet sevgili dostlarım burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.